أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في معينه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان خصمه الله فَخَسْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Rehberimiz, önderimiz, baş öğretmenimiz, baş komutanımız, canımız, yananımız, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e mahlukatın milyon kere milyon adedince salatu selam olsun. Aziz ve muhterem müminler, okunan ayetleri anlamayı, anladığımızla amel etmeyi bizlere nasip eylesin Rabbul Alemin. Yapılacak sohbetten önce anlatanı, sonra siz aziz kardeşlerim dinleyenleri nasiplendirsin. Muhterem kardeşlerim, şu anda içinde bulunduğumuz şu asır öyle bir fitne asrı ki bizde olması gereken özellikleri kaybettiğimizin İslam'ın üzerimize güneş gibi doğduğu o asrı saadetin Resulü Kibriya aleyhissalatu vesselam'ın ahlakının Kur'an-ı Kerim'in nurunun Kur'an-ı Kerim'in ahkamının Kur'an-ı Kerim'in ahlakının hayatımızda, yaşantımızda ölçü olarak görülmediği bir hayatta bedelini çok ağır ödüyoruz. İçimiz, ciğerimiz cayır cayır yanıyor. Gelin bugün şu anda Orta Doğu'yu cehenneme çeviren bu zalimlerin, bu müşriklerin, bu azgınların neden bu kadar saldırgan, neden bu kadar pervasızca katliamları işlediklerine bir bakalım. Aslında bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kur'an-ı Kerim bizlere bundan haber veriyor. Madde madde. Gelin bu ateşin nasıl söneceğini de yeryüzünde İslam'ın nurunun Müslümanların rahat bir nefes almasının da sebeplerine bir bakalım. Aziz kardeşlerim, öyle bir oyuna gelmişiz ki kendi ipimizi kendimiz çekmişiz, farkında değiliz. Gazze'deki, Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki, Çeçenistan'daki, Myanmar'daki yanan ateşin aslında ateşinin yanışı bu diyarlardan fevş fevş uzaklarda olan Müslümanların Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Hadis-i şeriflerinde, Allah'ın ayetlerinde kendini bulamayışının cezasını çekiyor demektir. Allah Resulü öyle buyuruyordu. Aleyhissalatü vesselam, sizden öncekilerin yolunu adım adım uyacaksınız. Gelin, bu ateşin nasıl söneceğinin konusunu konuşalım. Hepimiz, başta ben kendim olarak, üzerime düşen ne ise onu yapmaya çalışalım. Aziz kardeşlerim, bugün Gazze,
bugün Orta Doğu değil, yeryüzündeki milyarca, 1,5-2 milyar insanın zihniyeti işgal olmuş. Zihinler işgal olmuş. Yeryüzündeki İslam ülkelerinin başlarına birer firavun yerleştirilmiş. Bu firavunlar ümmetin birliğini istemediği için, bu liderler ümmetin saadetini, mutluluğunu aramadığı için faturasını işte halklar ödüyor. Örnekleriyle ben sizlere söyleyeceğim. Öyle bir kimlik bize oluşturdular ki, öyle bir kimliğe dönüştük ki, adımız Müslüman, yaşantımız Hans. Onların kriterlerine uyduğumuz ölçüde Allah'ın rahmetinden mahrum kalacağını unuttuk. Bakınız kardeşlerim, Allah-u Zülcelal Hazretlerini sevip seçtiği peygamber ne buyuruyor? Geçmiş ümmetlerin yoluna tıpatıp uyacaksınız diyor. Karış karış onlara uyacaksınız, onların yolundan gideceksiniz diyor. Eğer onlar bir kertenkelenin yolundan, farenin deliğinden geçip gitse, tıpkı aynısını onu taklit edeceksiniz diyor. Bu zihniyette olan bir toplum, geçmiş ümmetlerin yoluna dönen, hidayet nurunu terk eden, eşref-i mahlukat olarak yarattığı Allah'ı unutan bir toplum, zihnen hayatı anlamda da dahi işgal edilmiş durumda değil mi aziz kardeşlerim? Aleyhissalatü vesselam, ey Allah'ın Resulü, sahabe-i kiram soruyor, ey Allah'ın Resulü, ya bu dediğin toplum Yahudiler ve Hristiyanlar mı diye soruyorlar. Başka kim olacak ki diyor. Şöyle bir düşünün aziz kardeşlerim. Yahudilerin ve Hristiyanların özellikle şu anda hep bazen Müslümanın özelliklerini bahsediyoruz. Müslümanın özelliklerinden anlatıyoruz. Bugün sizlere ayet ayet, anlaşıla anlaşıla Yahudilere gönderilen ayetlerin Yahudilerden ziyade Müslümanların hallerini değiştirdiklerini göstereceğim. Yahudilere hitap ettiği halde, Yahudileri dize getirdiği halde, Yahudilere azgınlıklarının, ahlaksızlıklarının, tuğyanlıklarının, Allah'a cimri isnat etmelerinin, ırkçılık yaptıklarının, yeryüzünde fesat çıkardıklarının, ahireti unuttuklarının, dünyaya taptıklarının, peygamberleri öldürdüklerinin, kendi ırklarından başka insanları insan olarak görmediklerini ayet-i kerimelerle Allah-u Teala bize gösteriyor. Ama heyhat ki bu saydığım adetleri şimdi size dile getirirken maalesef kendime bakıyorum, sanki bu ayet bana hitap ediyor. Aynı özellikleri, mümin vasfını kaybetmiş, geçmiş ümmetlerin vasfıyla vasıflanan bir toplumun Allah iki yakasını bir araya getirmez. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, bakınız yeryüzünde İslam'ın sancaktarlığını yapan bizler, ne zaman ki dünyaya meyletmişiz, ne zaman ki Kur'an'ın ruhundan kopmuşuz, ne zaman ki kardeşlik ruhumuzu rafa kaldırmışız, Allah zalimleri bizlere musallat etmiş. Müslüman Müslümanı sevemez oldu. Müslüman ayetler karşısında teslim olamaz oldu. Sorguluyor, onlar da sorguladı. Soruyorum sizlere aziz kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de en uzun sure hangi sure? Bakara suresi. 300. Bakara suresinin ismi bile bu imansızların şüpheyle peygambere karşısında peygamberlerinin dediklerini dememesi, onların yoluna girmemeleri, peygamberleri öldürmeleri, nimetleri inkar edişleri ve gelen ayetleri değiştirmelerinin olaylarını anlatıyor Bakara suresi. İsmi de Bakara. Onlar bir katil olayını araştırmaya yönelirken Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a, o İsrailoğullarına söyle ki bir inek kessinler, o ineğin parçasıyla maktule vursunlar,
O maktul dirilecek ve o kendisini öldüreni söyleyecek. Bunun karşısında ne dediler? Ya Musa, inek dişi mi olsun, erkek mi olsun? Alacalı mı olsun, sarı mı olsun? Süt veren mi olsun, çift süren mi olsun? Durmadan soru sordular. Ya Musa, bize gerçek mi söylüyorsun, şaka mı yapıyorsun? Şüphe yapmamak için, o emre tabi olmamak için, teslim olmamak için adeta her türlü ahlaksızlıkları ortaya koydular. Neredeyse dedi ki Allah-u Teala, ya dedi, ne alacalı ne bulacalı ne çift süren orta halli bir inek kesin. Ya size bir inek kesin dendi ya. Bakınız, bu olay bize bugün de işaret veriyor. Biz bunları tanımadan, bunların tuzaklarını anlamadan, bunların tuzaklarına karşı uyanık olmadan nefesini tut, iyi tut. O Gazze, o Filistin dalga dalga bütün dünyayı bu ateş saracak. Oradaki ölen Müslümanlar, oradaki ölen kardeşlerimiz o dalga yayılmaması için canlarını feda ediyor. Ben ne diyorum? İşte onların oyunlarına, onların tuzaklarına öyle bir düşmüşüz ki birbirimizle uğraşmaktan onlarla uğraşacak fırsatımız kalmadı. Biz birbirimizle uğraşırız. Biz birbirimizi ancak öldürürüz. Biz birbirimize ancak böbürleniriz. Dünyada kendi ülkesine, kendi ırkına dediğimiz inancına diyelim, kendi ülkesine düşman olan, tuzak kuran, hain olan, alçak olan bizden başka hiçbir ülke gösteremezsiniz. İşte Allah-u Teala da 600 küsür yıl hilafeti elinde bulunduran bu toplumu tekrar uyanmasını istiyor adeta. Zulmün en şiddetli olduğu an karanlığın en aydın olacağı yakın alandır. Bunu idrak edemez ise, Kur'an'ın nurundan hayata bakmaz ise adım adım o ateş kendisini de yakacak. Aslında o ateş hangi ateş? O ateş orayı yakarken aslında bizi yakıyor. Bize gelecek derken bile ne kadar bir vücuttan koptuğumuzu söylemiyor muyuz? Hani Müslüman, Müslümanın bir azasıydı, bir vücut gibiydi Müslüman. Bir vücudun bir yerinde bir sıkıntı olduğu takdirde bütün vücut rahatsız olacaktı. Ve şu anda o vücudun bütün azaları ayrı çalıştığı için, toplu yürekler vurmadığı için, sineler tefrikalarla dolduğu için onlar 3,5 nüfusla yeryüzüne meydan okuyorlar. Geliniz aziz kardeşlerim, ayetlerde bugün bir hesaplaşma yapalım. Yeniden diriliş, yeniden ayet-i kerimede ifade ettiği gibi bu ayet-i kerimeyi ben her zaman sık sık okurum. Sık sık okurum, bir daha söylüyorum. O müminler ki kimisi sırasını savdı, kimisi sırasını bekliyor. Cihat ruhunun hayattan tecrid edilmesi, cihat ruhunun hayatınızdan koparılması adeta sizi işgalleşmiş, işgal edilen bir dünyaya sevk ediyor. Bizi cihat kelimesinden kopardılar. Bizi ümmet kelimesinden kopardılar. Bizi fetih kelimesinden kopardılar. Evet. Kavramlar ile Müslümanların birliğini, dirliğini adeta öyle bir dinamitlediler ki İslam'ı yaşayana aşırı dinci dediler. İslam için kelle koltukta savaşanlara terörist dediler. Ne zaman uyanacağız? Bakınız Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki Firavun aleyhillâne ne demişse, vallahi de billahi de bugün Amerika şeytanı aynısını söylüyor. O günün Firavun'unun o güne ait olmadığını anladığın gün, kıyamete kadar Firavunların, Müslümanların, Musaların karşısında birliği ve dirliği bozmak için mücadele ettiğinin ruhunu taşımadıkça sıra sana da gelecek, merak etme. Ne diyordu Firavun aleyhillâne? Ben Musa'nın sizin düzeninizi bozduğu için, sizin
yaşantı şeklinizi bozduğu için, huzurunuzu kaçırdığı için ben ona mücadele ediyorum. Görüyor musunuz? Ne demokrasiymiş bu ya Rab? Bir türlü gelmedi bize bu demokrasi. Alın başınıza çalın. Hazreti İbrahim'in imanı gibi o kafirler onu ateşe attığında bana Allah yeter demedikçe, Hazreti Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den çıkardığında Ebu Kubeys Dağı'na çıkıp ey Mekke seni çok seviyorum, senin evlatların seni beni sende rahat bıraksaydı vallahi başka bir diyara gidecek değildim deyip de dönüş sanadır deyip Mekke'yi selamladığında Allah Resulü'nü Allahu Teala yolda müjdeliyor. Ateş gibi yanmadıkça Müslümanın sıkıntısını, Müslümanın derdini, Müslümanın zulmü uğradığını Müslüman kalbinde hissetmedikçe yeryüzünde Müslümanlara rahatlık yoktur. Edemiyoruz. Neden? İşte şimdi sayacağım ayetlerde Yahudilere gönderildiği halde bu ayetlerdeki vasıfların hepsi şu anda şablon olarak sizi tenzih ediyorum. Maalesef bana uyuyor. Bana uyduğu sürece ne Gazze kurtulur, ne yeryüzünde barış gelir, ne yeryüzünde gözyaşı diner aziz kardeşlerim. Bakınız, onlar Allah'ın kitabından işlerine geleni aldılar, işlerine gelmeyeni terk ettiler. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ ayeti kerimesi onlara geldi. Yoksa siz kitabın bir bölümünü alıyor, bir bölümünü terk mi ediyorsunuz? Bu iş başka, o iş başka diyen sensin. Bu işe dini karıştırma diyen sensin. Allah'ın hükümleri camiden başka yerlerde konuşulmaz diyen sensin. Hoca işine bak diyen sensin. İslam'ın hükmetmediği, İslam'ın sözünün olmadığı bir yere inanmadıkça işte böyle Yahudileşmiş bir zihniyete dönersin. Ah kardeşlerim ah! Görüyor musunuz ayeti kerimeyi? اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Yoksa siz kitabın bir bölümüne inanıp bir bölümünü nehmi ediyorsunuz. Çok hızlı geçeceğim, vakit çok yaklaştı, daha bir maddede kaldık. 23 ayeti özellikle 23 noktada Yahudilere hitap ettiği halde bugün Müslümanların zihinlerine işgal edilmiş şekliyle adeta uyarıyor Allahu Teala. Bu ayetler bize de hitap ediyor. Onlar ahireti verip dünya hayatını satın aldılar. اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفَ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Görüyor musunuz? Ahireti unuttular, dünyalık saltanatlarını yeryüzünde Allah'a rağmen Allah'a cimri dediler, yeryüzündeki bütün hazineleri kendilerine taksim ettiler. Başka kimseye hiçbir şekilde bu taksimattan pay vermediler. İstemiyorlar. Yeryüzünün geçici olduğunu, yeryüzünün Allah'ın mülkü olduğunu, bu mülkün idaresinin de قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ ayeti kerimesiyle sana verildiğinin ruhunu kaybedersen, o ayetleri onlar değil sen yaşamaya başlarsın. Üçüncü nokta aziz kardeşlerim, dünyaya düşkün ve hırslıdırlar, o kadar hırslıdırlar ki, onların her biri 1000 yıl yaşamak ister. Ayet-i kerimede ne buyuruyor? وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُمْ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرَ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Allahu Ekber. Görüyor musunuz aziz kardeşlerim? İnsanların en fazla dünyaya hırs bakımından bağlı olanları Yahudileri olarak görürsün. Ve onlar arzularlar ki 1000 yıl yaşayalar. يُوشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَعَ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَعَ الْاَكَلَةُ اِلَى قَسْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلْ وَمِنْ قِلَّةٌ نَحْنِ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالْ بَلْ أَنْتُمْ كَثِيرٌ وَلَاكِنَّكُمْ غُسَاءٌ كَغُسَاءُ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهَ مِنْ صُدُورِ عَدُوكُمُ الْمَهَابَةِ وَلَيَغْزِفَنَّ اللّٰهُ الْوَهَنُ وَمَا الْوَهَنُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ الْوَهَنُ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةِ الْمَوْتِ. Allahu Ekber. Öyle bir yakın zaman gelecek ki benim ümmetime aç kalmış köpekler gibi saldıracaklar.
saldıracaklar, hücum edecekler. Sahabe-i kiram soruyor. Ya Resulallah, biz o gün az mı olacağız? Çok olacaksınız. Çok olacaksınız. Fakat nehrin üzerinde giden çörçöpler gibi değeriniz olmayacak. Değerimiz yok. Değerimiz yok biz. Körfez krizinden beri başlayan sürece bakın. 11 Eylül'e bakın. Ve daha gelen 15 Temmuz olaylarına kadar, Gezi olaylarına bakın. 12 Eylül'e bakın. Türkiye tarihinde adamlar öyle bir 100, 200, 300 yıl planlar koyuyor ki, çünkü bin sene yaşama arzuları var. Ayetle sabit. Biz bu olayları tahlil etmeden birbirimize düşüyoruz, birbirimizin kuyusunu kazıyoruz ve kendi grubumuzu dinimizin önüne geçiriyoruz. İslam kardeşliğinin ruhunu rafa kaldırıyoruz. İslam kardeşliğinin ruhu rafa kaldığında herkes kendi alanıyla övünmeye başlayacak ve herkes karşıdakini kendine düşman görmeye çalışacak. Allah muhafaza eylesin. Görüyor musunuz? Dördüncü madde aziz kardeşlerim. Allah'tan korkmazlar, insanlardan korkarlar. Allah'tan korkmaları gerekirken insanlardan korkarlar. İnne enzelne tevrate fîhe huden ve nur. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. Onlara diyor, ama biz yaşıyoruz. Benden korkun diyor. İnsanlardan korkmayın diyor. Evet. Biz korkuyoruz. Amerika'dan korktuğumuz kadar Allah'tan korkmuyoruz. Amerika'nın sinek gücü olduğunu Müslüman idrak ettiği gün yer ile yeksan olacaklar. Hocam sen ne diyorsun ya? Ben ne mi diyorum? Musa Aleyhisselam'ın karşısında ejderhalar, Firavun sihirbazlarını gönderdi değil mi? Sihirbazlar yedi başlı ejderha oluyorlar. Geleni yutuyor. Bunlara baş kaldırmak, bunlara baş göstermek mümkün değil. Bu olayı sadece hikaye olarak mı Allah-u Teala gönderiyor bizlere? Bu ayette hiç ibret yok mu? Bu ayette ahir zaman ümmetine bir mesaj yok mu? Musa Aleyhisselam'a Allah-u Teala dedi ki, korkma, ben seninle beraberim. Musa korktu çünkü. Musa Aleyhisselam ne olacağını kestiremiyordu. Korkma dedi, çıkar asanı, at ortaya. Hepsini YouTube cebine geçecek. Hiç merak etme. Sonra ne oldu? Firavun aleyhillâne bütün sihirbazları topladı. Dedi hadi gel. Musa aleyhisselama Allah vahyetti. Korkma, çekinme. Biz seni galip gele getireceğiz. Ne zaman yedi başlı sen mi atacaksın, ben mi atacağım? Çok teferruata girmiyorum. Konunun önemine binen. Attı. Ejderha yedi başlı dönmeye başladı. Musa Aleyhisselam ejderhasına karşı asasını atmasına hepsini şşşt yuttu, cebine geldi kondu. Sonra Firavun aleyhillanenin yandaşları dediler ki biz Musa'nın Rabbine iman ettik. Sonra ne dedi Firavun? Benden izinsiz mi iman ediyorsunuz? Biz Allah'ın müsaadesi kadar değil, zalimlerin müsaadesi kadar İslam'ı yaşıyoruz. Şu anda aziz kardeşlerim, Allah rızası için beni başka yerlere çekmeyin. Uykumuzu kaçırdık. Siz neyseniz ben de oyum. Kur'an-ı Kerim bize yol gösteren bir kitap. Bu iş lider işi, lider. Siz şu anda ne yapabilirsiniz? Dua edebilirsiniz. Değil mi? Ne yapabiliriz? Dua edebiliriz. Bundan 5-6 sene önce Muhammed Mursi gelmişti. Mısır'ın başbakanı, cumhurbaşkanı, İhvan-ı Müslümin'den. Biz İhvan-ı Müslümin'i ağzımıza bile alamayacak dönemler yaşadık. Hamas'ı ağzımıza alamayacak bir dönem yaşadık. Şu anda bakın Filistin haritasına. El-Fetih örgütünü Yahudiler çerez gibi yedi. Çünkü kurduran onlar. Ama Hamas hareketini
Gazze ve şeridine giremediklerini haritada bakın görürsünüz. Neden? Çünkü Gazze İslami direniş örgütü bir toprak mücadelesi vermiyor. Yeryüzünde İslam'ın o mekanda, o beldede Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ruhunu kalplerinde taşıdığı için onun mücadelesini veriyor. Biz onlara terörist dedik. İsmail Haniye çıktı hutbeden, ne dedi biliyor musunuz? Ne olursunuz anlamaya çalışalım, şuurlanmaya çalışalım. Şerefi, izzeti Kur'an'da ve Müslümanların imanında ve ümmet ruhunda olduğunu anlayalım diye bunları söylüyorum. İsmail Haniye çıktı hutbeden bunları söyledi. Bir tarafında Filistin bayrağı, bir tarafında Türk bayrağı olarak bunları söyledi. Osmanlı'nın torunlarının ayak izlerini görüyoruz şu anda dedi. Muhammed Mursi de Mısır'ın başbakanı olunca şu anda dedi Türkiye'nin Osmanlı'nın ahfatlarını, torunlarını öyle bir karşılayacağız. Refah sınır kapısı 50 yıldan beri kapalı. Öyle bir firavun var ki Mısır'ın başında adeta oraya kan kusturuyor. Adı Hüsnü Hamay, zihniyeti işgal edilmiş Yahudi. Refah sınır kapıları açıldı Muhammed Mursi gelince. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı dedi ki geliyorum. Çıktı hutbeden İsmail Haniye, şu anda dedi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı öyle bir karşılayacağız ki tarih bunu yazacak dedi. 3 gün sonra Muhammed Mursi'yi devirdiler. Ne Türkiye'nin Cumhurbaşkanı gidebildi, ne de İsmail Haniye dışarıda konuşabildi. Ya neden? Çünkü Türkiye'de şu ana kadar Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir diyen bir Allah'ın kulu yeryüzünde İslam ülkelerinin liderlerinde olmadı. Beni bir yerlere çekmeye çalışmayın. Vallahi mahşerde davacı olurum sizden. Kanıma dokunuyor. Şu anda televizyon ekranlarındaki görünen hiçbir şey değil. Oradaki kardeşlerimizle görüşüyoruz, konuşuyoruz, irtibatlaşıyoruz. İnsanın psikolojisinin normal olması mümkün değil. Neden? Biz kendimizle uğraşıyoruz da onun için. Oranın ateşi aslında şu anda Güneydoğu'da geliyor. Güneydoğu'daki yanan ateş Arz-ı Mev'udun planının bir parçası olduğunu unutursan, Güneydoğu'daki bir mücadelenin, Türkiye'nin oradaki oluşunun sınır ötelerindeki yapılan mücadelenin sadece bir toprak, sadece bir Kürtlük veya Türklük davası olarak görüyorsan, işte senin de zihniyetin işgal edilmiştir. Çünkü Tevrat'ta, Muharref Tevrat'ta şu geçiyor. Sen Arz-ı Mev'ud olarak Nil ile Fırat'ın arasında olan, sana baş kaldıran, sana karşı gelen ineğinden öküzüne, eşeğinden emzikli memeli çocuğuna kadar önüne ne gelirse öldüreceksin. Ben bunu size gösterebilirim. İşte bizim Güneydoğu'daki o ateşin yanışı, orada piyon olarak onları oraya sürüp oraların temizlenmesi, oraların hazırlanması gerekiyor. Uyanmamız gerekiyor. Alnı secdeye gelen bir Kürt, alnı secdeye gelen bir Türk, alnı secdeye gelmeyip imansızlık yapan bir Türk, alnı secdeye gelmeyen imansızlık yapan bir Kürt ayırt edilmedikçe dünyada bize rahatlık yoktur. Ayırt edemedik çünkü Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İnanmış bir köle, inanmamış bir efendiden evladır diyor derken inanmış bir kölenin ırkı sorulmuyor. Oysa aziz kardeşlerim şu anda madde madde zikretmeye çalıştığım o Yahudilerin en önemli özelliklerinden biri de ne biliyor musunuz? Ayetlerde geçiyor. Biz üstünüz diyorlar. Bütün insanlar bizim kölemizdir diyorlar. Biz Allah'ın en sevimli kuluyuz diyorlar. Biz üstünlüğü kendimizde görmedik. Üstünlüğün Allah-u Teala bizlere orta ümmet olarak emri bil maruf ne yani'l münkeri işlediğimiz ölçüde bizde verdiğini biz biliyoruz. Biz Musa'ya da iman ettik. İsa Aleyhisselam'a da iman ettik. Süleyman Aleyhisselam'a da iman ettik. Bunlar Muharref Tevrat'ın beyanlarıyla kutsiyetlerini ortaya koyuyorlar. Muharref inançlarına o kadar bağlılar ki hiçbir yerde inançlarına aykırı, kendi muharref inançlarına aykırı hiçbir şekilde bir hareketlerini göremezsiniz. Niye Allah yardım etmiyor bize? İn tansurullaha yansurkum ve yusebbit akdamakum. Siz Allah'ın dininde olursanız Allah yardım eder size. Biz onlara benzediğimiz ölçüde dünyada maskara haline geliyoruz. Allah'tan korkmamız ve Musa'nın karşısındaki firavunların saltanatlarının
Musa Aleyhisselam'ın asası yeryüzüne vurduğu zaman bütün ejderhaları cebine koyacağını anlayasınız. Şu andaki o ejderha, Firavun'un, Yahudilerin sihirbazı nedir? Dolar, euro, altın, biraz evvel söyledi, o kadar hırslılar ki ölmemek, 1000 yıl yaşamak için adeta dünyayı yutacaklar. Ya namazı kılarsın, faize gider paranı yatırırsın. Onlar insanların haklarını haksız yere yerler. Vakit çok geçtiği için, geldiği için ayetleri sıralayamıyorum. Ayetlerin mahalleriyle size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Onlar insanların haklarını haksız yere yerler ve faiz alışverişiyle ticareti, faizi ticaret gibi görürler, helal görürler. Bugün soruyorum sizlere, kredi kartında durum nedir? Faizle aramız nasıl? Faizsiz sistem olmaz diyor. Allah-u Teala daha sana ne yapsın? Orta Doğu'da bütün yeryüzünün altını petrol döşemiş, üstüne de peygamberler göndermiş. Yeryüzünü peygamberler gönderdiği halde terk edersen, yer altının petrollarını da başlarına geçen bu İslam ülkelerinin başlarındaki firavunlar da zalimlere, kafirlere bunları peşkeşler çekerse, sen de bunları alkışlarsan onlara köle olursun. Bak bizim kölemizsiniz siz diyorlar. Bizim kölemizsiniz. Bak nasıl uyduruyorlar, görüyor musunuz? Uyanmamız için, birlik olmamız için İslam ümmet ruhundan başka hiçbir çıkar yolumuz yok aziz kardeşlerim. Dualarımız kabul olmuyorsa, verdiğimiz sadakalar fakir fukaralara ulaşmıyorsa, o fakir fukaraların duasını alamıyorsak, o yetimlerin haklarını, hukuklarını gözetemiyorsak, onlara, Yahudilere benziyorsak, merak etmeyin, dünyada bize de sıra gelecek. Çünkü sıra bizde zaten. Aziz kardeşlerim, şu vakitlerde Rabbim bizlere çıkış kapıları göstersin. Bizlere uyanış nasip eylesin. Vakit dolduğu için ilerleyemiyorum. Diğer vakitlerde inşallah bunlara tekrar değineceğim inşallah Rahman. Gerçekten şu sohbeti dünden beri hazırlarken ayetlerin tefsirlerine bakıyorum. Ayetleri toparlıyorum. Baya bir kafam döndü. Niye? Allah-u Teala bize gönderdiği ayetleri terk etmişiz. Yahudilerin melunluklarını, çirkinliklerini, pisliklerini hayatımızda baş tacı etmişiz. Kahrolsun Amerika, iç Coca-Cola. Sofrasında kolasız bir hayatı yaşamayan bir Müslüman Amerika'nın nasıl kahrolsun? Ha, bağır, istediğin kadar bağır. Toplan, çağır, bağır. Allah Resulü'nün metodu, o sünnet-i seniye, Hayber'in fethine bakın. Allah rızası için ne olursunuz internete girin, ben ot anlatamayacağım, vaktim yok. Hayber Yahudilerinin esir oluşu ve dize gelişinin kodları bugün de eğer icra olmuyorsa bize rahatlık yoktur. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim şu cuma saatinde Filistin'deki kardeşlerimize yardım eylesin. Rabbim bizleri İslam ümmet şuuruyla daim eylesin. Yeryüzünde İslam ülkelerinin liderlerini Kur'an'a ve Kur'ani değerlere, ümmete hadim eylesin. Kur'an'a, ümmete, ümmetin değerlerine aykırı, İslam'ın ruhuna aykırı idarecileri kahru perişan eylesin. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Rabbim İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığında ben Allah'a inanıyorum, Allah herkesten bana yakın dediğinde Allah yar ve yardımcımız olan günleri bizlere görmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.